Herkese HRT ekranlarından merhaba. Türkiye 24 Haziran'da tarihi bir seçime girecek ve bu seçimin en kilit partilerinden biri de Cumhuriyet Halk Partisi. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nden önemli bir ismi, eski Genel Başkan Yardımcısı ve PM üyesi Sayın Yasemin Öney Cankurtan'ı ağırlayacağız. Sayın Cankurtan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her seçimle ilgili böyle bir tarihi seçim denir, ancak gerçekten ilk defa tarihi bir seçime giriyoruz. Evet, 16 Nisan'da da söylemiştik bunu, biliyorsunuz. Evet. Tarihi bir referandum mı, sıradan bir referandum değil. 17'si akşamı her şey farklı olacak diye. Bugün de hemen seçimin arifesinde bunu söylemek lazım. Bu tarihi bir seçim. Neden? Bu sadece hükümetin tespit edileceği, hangi partinin ülkeyi yöneteceği değil, hangi yönetim sistemiyle ülkenin yönetileceği, hangi rejimle ülkenin yönetileceği, çocuklarımızın gelecekte nasıl bir Türkiye'de yaşayacağı. Bakın, altını çiziyorum. Ha, diyecekler ki nasıl Türkiye, işte böyle Türkiye. Hayır, başka bir Türkiye de var. Evet. Yani şu an yaşanandan başka bir Türkiye vardı. Bugün başka bir Türkiye var. Gelecekte de bambaşka bir Türkiye olabilir. Bir fırsattır aslında bu. Ben bunu çok önemli bir seçimden ziyade en önemli fırsatın olduğu seçim diye söylemek istiyorum. Son 15 yılın en önemli fırsat kazanılabileceği seçimidir bu aslında. Yani bir değişimin arifesinde izliyorsunuz. Büyük bir değişimin arifesindeyiz. Peki ne oldu da böyle bir baskın erken seçime gitme ihtiyacı hissettiler? Şimdi son dönemde konjonktüre bakarsanız aslında herkes biliyor. Türkiye gitmiyor. Evet. Bu hükümet gitmiyor. Nereden bakarsanız bakın. Bahçeli ile ittifak yapıldı. MHP ile ittifak yapıldı. Baktığınızda MHP'nin içinde de AKP'nin içinde de çatlak var. İttifak yürümüyor. Çatlamaya başladı. Bu ittifak daha bir buçuk sene dayanmaz. Bunu sokaktaki vatandaş da görüyor. Çünkü Bahçeli'nin kendi ekibindeki birileri başka bir şey söylüyor. Sokaktaki ülkücü seçmen başka bir şey söylüyor. Bahçeli başka bir şey söylüyor. Yani MHP kendi içinde çatırdıyor. Bu ittifaka da yansıyor. AKP kendi içerisinde çatırtıyor. Bu da ittifaka yansıyor. Birleştiğinizde zaten kötü bir şeyler, birleştiğinde pozitif bir şey çıkaramazsınız. İttifak çatlıyordu zaten. Bunun bir buçuk sene daha gitmesi mümkün değildi. Bu işin siyasi ayağı. Bir de kamuoyu açısından başka bir parametre var ki o da ekonomi. Evet. Bakın, bugün Türkiye'nin sokağa çıkın, herkese sorun. En önemli sorununuz nedir diye. Herkes aynı şeyi söyleyecek. Geçinemiyorum, iş bulamıyorum, maaşım yetmiyor, sağlık sorunlarım var, param yetmiyor, çok sıra bekliyorum, eğitimde sorun var. Ama ilk önce eğitimdeki sorununda, sağlıktaki sorununda ana kaynağı ekonomidir. Evet. Ekonomidir. Sokağa çıktığınızda vatandaşın birinci sorunu ekonomiyken ve biz her geçen gün cari açık artarken, bütçe açığımız artarken, biliyorsunuz bu ay 3 aylık 20.2 tekrar artış var. Evet. Yani artık kapatılacak gibi değil. 52 milyon kişi Türkiye'de şu anda borçlu. Çok büyük bir rakam. Büyük, evet. 16 milyon kişi yoksulluk sınırında yaşıyor. 50 milyon kişi senede bir hafta tatil yapamıyor. Bakın, bu vatandaş için önemli veriler. Çok önemli. 29 milyon kişi konut, ısınma problemiyle karşı karşıya. Bu da çok önemli bir şey. 14 milyon, evet, tam 29, hatta 31 milyon kişinin konut problemi ve ısınma problemi var. Ha, bunlar çok ciddi şeyler. Gerçekten, evet. Rakamlara baktığınızda. Artı vergi yükü çok fazla. Her geçen gün bir bakın, aldığımız ücretin, çalışanlara soruyorum, ne kadarını vergi olarak veriyorsunuz? Ya da şu bardakta içtiğiniz suyun ne kadarı vergi, bir bakın. Konuştuğumuz telefonun ne kadarını devlete konuşuyoruz, vergiye konuşuyoruz, ona bir bakın. Yani cebimizdeki paranın direkt üçte birini biz vergiye veriyoruz. Bizden çıkıyor. Bu hem işveren için de kötü bir şey, çalışan için de kötü bir şey. İşverenin de payı artıyor, çalışanın da cebine giren küçülüyor. Büyüme rakamı. Bugün Mehmet Şimşek açıklama yapıyor. Müthiş büyüme rallisi içerisindeyiz. Gelecek seneye daha da büyüyerek gireceğiz. Ya, sormak istiyorum. Ne büyüyor? Kim büyüyor? Kim büyüyor? Yandaş büyüyor.
Yani büyüyen varsa Türkiye'de yandaşın cebi büyüyor. Yani biz hep ne diyoruz? Hakça, kardeşçe bölüşelim diyoruz. Onlar yandaşça bölüşüp vatandaşın orta gelirlerinin ve dar gelirinin sırtından kendi kendilerine bölüşüyorlar. Bu daha fazla gitmez Ali Kemal Bey. Bu daha fazla gitmez. Bugün Türkiye patlama noktasına geldi adeta. Bu verdiğimiz rakamlar kolay rakamlar değil. Bakın evet. 10 milyon alan futbolcu %15. 37 milyon alan teknik direktörümüz var bizim %15. 1603 lira alan asgari ücret alan vatandaşımız %15'te vergi ödüyor. Evet. Üstelik o 10 milyon 30 milyon alanlar vergi dilimine de girmiyor. Kim giriyor vergi dilimine? Çalışan. Çalışanlar. Çalışan. Yani 1000 fakirin sırtına. Bugün böyleyken bindirirsiniz, yüklersiniz yükü. Bir gün der ki yeter artık. Ayağa kalkar. Yani iyice eğdiler. Ama bu halk bilsinler ki kırılır, dökülür ama eğilmez. Kalkacağı zamanı bilir. Tam da bu noktada bunu gördüler. Dediler ki vatandaşın artık daha eğilecek, sırtına yüklenecek yük kalmadı. Biz bunlar ayağa kalkmadan bir seçim yapalım. Ama çok yanlış bir hesap bu. Hiçbir zaman bu kadar erken gelen bir seçim. Bunun adı genel seçim değil. Bunun adı erken seçim değil. Bunun adı resmen baskın seçim. Evet. Bunun adı ne biliyor musunuz? Biz artık götüremiyoruz seçimi. Aynen. Biz artık götüremiyoruz seçimi. Kendi kendilerine yaptılar. Bugün bakın bir tarihte, dünyada da böyledir aslında. Hangi erken seçim başarı getirdi? Hep oy kaybederler. Yani Bahçeli'ye sormak lazım. Ey Bahçeli, sen zamanında da bunu yapmıştın. Ne oldu diye. Acaba AK Parti'yi DSP ile ANAP'ın kaderi mi bekliyor? Vallahi ağzınızdan bal damlıyor. Öyle söyleyelim. Evet. CHP'de hep denir sokağa inmeliyiz, sokağa inmeliyiz ama siz gerçekten CHP'de istisnai bir şekilde sokağa inen sorumlulardan, yetkililerden birisiniz. Referandum döneminde çok iyi hatırlıyorum. Her gün bir Gecekondu Mahallesi'ndeydiniz, vatandaşlarla görüşüyordunuz. Oradaki halk ne istiyor? Değişim talebi var mıydı insanların gözünde? Bu o değişim talebi varsa bu sandığa nasıl yansıyacak? Bir sokaklardaki izlenimlerinizi anlatın. Referandumun üzerinden çok zaman geçmedi. Çok da insanların duyguları evet. Değişmemiştir. Şimdi, referandum sürecinde özellikle ben ve çalışma arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin ağırlıklı olduğu mahallelerde, sokaklarda değil de daha fazla bize oy vermeyen seçmenin yanında olmaya çalıştım. Benim zaten kişisel olarak özelliğim de budur. Ben sokağı severim. Hani sokakta, sokağın da dibini severim yani. Evlere girmeyi, kimsenin gitmediği yerlere gitmeyi. Birçok yerde çok değişik şeylerle karşılaştım. Üstüme yürüyenler de oldu, evet. Sokağa sokmayanlar da oldu. Partideki farklı görüşlerin bir takım eylemlerini, söylemlerini üzerime yüklemek isteyenler de oldu. Çünkü daha önce hiç girilmemiş yerlere girmiştim. Hani karşısında bir CHP'li görünce bir anda bütün içlerindeki negatif oluşumu aktaranlar da oldu. Ama hepsinde şunu anladım. Oturup konuştuğunuzda ve kendinize anlattığınızda orası sizin oluyor ve aynı noktaya gelebiliyorsunuz. Referandum sürecinde ben onu gördüm. Vatandaş bir kere bir değişim istiyordu. Vatandaşın bir sıkıntısı var. Kimisinin adını koyduğu, kimisinin adını koyamadığı sıkıntısı var. Biraz önce dediğim gibi adı var. Diyor ki oğlum işsiz. Üniversiteden mezun oldu. Part time çalışıyor. Günde 4 saat bir yere gidiyor. Ya da sigortasız çalışıyor. İş bulamıyor. Evde oturuyor. Diyen anne babalar var. Evet. Bunun adı belli, bu sıkıntının adı belli. Ya da emekli diyor ki maaşım yetmiyor. Evlatlarımdan para istemek bana çok zor geliyor diyor. Bakın bu sıkıntının da bir adı var. Ya da öğrenci diyor ki annemden babamdan aldığım harçlık yetmiyor. Evet. Ekstra çalışmak zorunda kalıyorum. O zaman da sınavlarıma izin vermiyorlar ya da derslere giremiyorum diyor. Burada da sıkıntının adı belli. Birçok adı belli sıkıntının dışında toplumda ben başka bir şey gördüm. Türkiye'de bir mutsuzluk var. Evet, çok önemli. Hoşgörü kaybı var. Türkiye'de bir ön yargı kültürü gelişmiş. Bakın çok önemli şeyler, adı konmamış şeyler bunlar. Türkiye'de bir diğeri algısı gelişmiş. Yani hep söylüyoruz ya bu ötekileştirme, kutuplaştırma belki de biraz soğut geliyor.
vatandaşlarımıza. Bir diğeri kavramı gelişmiş, benden değil kavramı gelişmiş. Yabancılaşmışız. Hmm. Toplum olarak birbirimize yabancılaşmışız. Bakın ben Anadolu'da büyüdüm. Benim babam memurdu. 8 şehir değiştirdim ben ilkokuldan lise bitene kadar. Ondan önce yurt dışında da bulundum. Çok yani dünya insanıyımdır aslında. Her gittiğim yerde komşuluk, özellikle Anadolu'dan bahsediyorum. Anadolu'nun, Türkiye'nin en önemli ayrımı diğer ülkelerden benim gözümde, ben ülkemi çok seviyorum. En önemli ayrımı ve üstünlüğü insanların birbirine olan sevgisidir, güvenidir. Komşunuzdan bir yumurta da istersiniz. Komşunuzdan yeri geldi eve geç kalıyorum. Çocuklara alır mısın ya da çocuklara bakar mısınız? Gönül rahatlığıyla dersiniz Ali Kemal Bey. Doğru. Komşunuza güvenirsiniz. Alt komşunuz, üst komşunuz, karşı komşunuz. Ne oldu, bu özelliğimizi kaybettik mi diyorsunuz? Bakın gördüğüm o ki bu huzursuzluk, bu mutsuzluk dediğim şeyin adı sevgisizlik. Evet. Türkiye'de insanlar birbirine karşı sevgisini kaybediyor. Kaybetti belki de. Bunu söylemek istemiyorum. Sokakta benim gördüğüm, işte o adını koyamadığım değişimin adı, biz artık eskisi gibi birbirimizi severek kardeşçe, dostça o ilişkileri eskisi gibi ön yargısız, ötekileştirilmeden yaşamak istiyoruz diyorlar. Evet. Bakın en önemli mesele bu. Niye bu noktaya gelindi peki? Diyeceksiniz ki hiçbir hükümet, hiçbir devlet vatandaşının mutsuz olması için böyle bir şey yapmaz. Ali Kemal Bey, bir ülkede bu söylediğim iklimi yaratan belirli şeyler vardır. Bir, ekonomik olarak kendi kendinize yetiyor ve aldığınız maaş olsun, harçlık olsun, her neyse, insanın ruhunda vardır bu. Emeğinize karşılık gelmesini istersiniz. Ne olursa olsun. Evet. Herkes kendini bilir. Hiç kimse kimseyi yaptığı işten dolayı aşağılayamaz. Evet. Çöp toplayan da çok gereklidir. Bakanlık yapan da çok gereklidir. Öğretmen de çok gereklidir. Hasta bakıcı da çok gereklidir. Her alan, her emek verenin yaptığı işin karşılığı çok önemlidir. Ama eğer siz aynı işi yapana aynı ücreti vermezseniz, evet, aynı imkanlara sahip olup da aynı imkanın vereceği kaynağı herkese vermezseniz, kaynakları eğer yandaş veya benden değil diye ayrıştırırsanız, ne olursa olsun insanın bilinçaltında bir baskılama olur. Evet. Ben de, benim oğlum da avukat, onun oğlu da avukat dersiniz. Niye habire iş ona gidiyor, benimkine gelmiyor dersiniz. Yani adaletsizlik çok arttı diyorsunuz Türkiye'de. En önemlisi, bakın, bu mutsuzluğun sebebinin adı, hani diyorum ya, sokakta kimsenin, evet, kendi kendine adını koyamadığı şey, Türkiye'de adalet kalmamış. Peki bu ihtiyaç veya bu sıkıntı Türkiye'de 24 Haziran'da bir değişime neden olacak mı? Onu söyleyeceğim. Özellikle ifade etmek istiyorum. Bütün arkadaşlarımızın da bunu ifade etmesini isterim. Değişime sebep olacak şeyler, bu saydığımız, biz şunu söylememiz gerekiyor. Türkiye'de bir değişime ihtiyaç var. Çünkü bir, Türkiye'de adalet kalmadı. Bu seni mutsuz ediyor. Evet. İki, Türkiye'de demokrasi kalmadı. Bu seni mutsuz ediyor. Nedir demokrasi? Biraz önce anlattığımız eşit işe eşit hak, kadın erkek eşitliği, çocuk hakları, suç oranlarının düşmesi, gelir dağılımının eşitlenmesi. En büyük mutsuzluklardan biri budur. Evet. Gelir dağılımında bugün Türkiye'de müthiş bir eşitsizlik var. Çünkü hükümet olarak gelir dağılımındaki eşitliğe yönelik olarak hiçbir politika geliştirilmiyor. Evet. Dediğimiz gibi yandaş bir yanda, bir tarafta da emekçi var. Emeğin saygı duyulmadığı yerde zaten Türkiye'de demokrasi yok. Hiçbir zamanda demokrasinin izin vermeyeceği şeyler engellenemeyecek Türkiye'de. Evet. Hukuk. Ben soruyorum şimdi. Herkes kendisine sorsun. Allah göstermesin. Kırmızı ışıkta geçtiniz. Hapse girdiniz. Millet diyor ki aman girme. Ne zaman çıkacağım belli olmaz. Evet. Yargının hani adil olduğuna, güvenilir olduğuna dair Türkiye'de artık bir müthiş bir güvensizlik var oluşmuş. Bu çok önemli bir şey. Çok önemli, bakın. Birleştirdiğinizde bunların alt alta koyduğunuzda Türkiye'deki o huzursuz, mutsuz ve değişimi isteyen bilinçaltının ne olduğunu ortaya koyabiliyoruz. Şimdi 24 Haziran'a giderken
ben herkesin o adını koyamadığı mutsuzluğunun ne olduğunun altını ısrarla çizerek diyorum ki eğer adalet gelmesini istiyorsan, evet, adalete güveniyorum diyebilmeyi gönülden inanarak söylemek istiyorsan bu değişimi başlatmalıyız. Peki iktidarın seçimi bir nevi baskın yapması aslında farkında olmadan insanlara bu sorunları hatırlatabilir mi? Yani bu ülkede bir gidişat kötü, biz erken aldık. Zaten adı bu. Adı bu değil mi? Ters tepebilir diyorsunuz bu duygular. Biz daha fazla dayanamıyoruz seçimidir bu. Halk bunu görüyor. Değil mi? Yani söylüyorum işte vatandaşın gündemi seçim miydi? Evet. Ekonomiydi. Vatandaşın gündemi seçim miydi? Güvenlikti. Doğru mu? İçeride ve dışarıda. Yurtta sulh, cihanda sulh demiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bundan daha önemli bir şiar olabilir mi Cumhuriyet'in? Sen Cumhuriyet'in kodlarını değiştirmeye çalışıyorsun. Ne dedik? Değerli yalnızlık. Evet. Değerli yalnızlık oldu. Değersiz bir tek başınalık. Tek, evet, başına bırakma. Ondan sonra bir baktık. Tek başımıza kaldık. Herkesle kavga ettik. Şimdi bu sefer de herkesin her dediğine he demeye başladık. Herkes aramızı düzeltmek üzere herkese mavi boncuk dağıtıyoruz. Her gittiğimiz yerden ihale verip dönüyoruz. Ya böyle bir şey olabilir mi? İhaleyle ilişkilerimizi düzeltmeye çalışıyoruz. Çocuğun hani kendini sevdirmek için evden gofret alıp herkese dağıtması gibi. Evde kalmadı diğer kardeşlerine. Çok güzel. Peki baskın seçim CHP içinde baskın oldu mu? CHP hazır mı böyle bir sürece? Ben 3 ay öncesine kadar MYK üyesiydim. Evet. Genel Başkan Yardımcısı ve partinin en üst kurulu parti meclis üyesiydim. Bizim hep gündemimizde olası bir seçime hazırlıklı olmalıyız. Hükümetin bu ekonomik süreci içerideki ve dışarıdaki gerginliği daha fazla devam ettiremeyeceği. Dolayısıyla her an yani... Evde ekmek bitti noktasına gelmeden seçimi kapının önüne koyabileceğini bekliyorduk. Evet. O yüzden biz her MYK'da her konuyla ilgili bu seçimde kullanılmalıdır diye hem Sayın Genel Başkan not alırdı hem bizler not alırdık. Birçok konuda seçim bildirgemizin ben hazır olduğunu biliyorum. Evet. Zaten 2015 seçim bildirgemiz bence bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en iyi seçim bildirgesiydi. O yenilenecektir. Rakamlar tekrar yenilenecektir. Yapılan veya yapılmayan bazı konular tekrar gözden geçirilecektir. Ama bizim manifestomuz gelir dağılımındaki eşitsizliğin kaldırılması, istihdamın bir an önce çözülmesi, yurtta sulh, cihanda sulh şiarına bağlı olarak iç ve dış politikalar belirlenmesi, bilimin ışığında eğitim sisteminin her kesimin kendini iyi hissedebileceği, rahatlıkla fırsat eşitliğinin sağlanabileceği bir sağlık politikası koymak üzere hak ve özgürlüklerin tekrar elde edileceği, demokrasinin çoğunluğun demokrasisinden çıkarılıp çoğulcu demokrasiye, demokrasinin sözsel demokrasi değil, öznel, özde demokrasi olması için bir taslağımız ve bunun içinde de birçok ayrıntımız hazır. Yapacağımız tek şey bunların hemen broşür haline getirilmesi, işte el bildirgeleri haline getirilmesi ama bizim programımız hazır. Biz hazırdık. Her MYK'da emin olun erken seçimle ilgili mutlaka bir gün gündemimize getirebilecekler diye bir beklentimiz vardı. Çünkü götüremiyorlardı, biz de biliyoruz bunu. Başında bulunduğunuz Tanıtım ve Halkla İlişkiler Birimi çok önemli çalışmalar imza atmıştı. Bir kısmını ben de takip edebildim. FETÖ ile ilgili önemli çalışmalar yaptınız. Algı yönetimi üzerine önemli çalışmalar dış yaptınız. Dış politika ile ilgili yaptınız. Yani bu çalışmaları bu aralar fazla göremiyoruz. İnşallah parti bunun devamını getirir. Bunu da bir eleştiri olarak partiye ekleyeyim. Seçim bildirgelerinde de önemli çalışmaları imza atmıştınız. Bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde bir güncelleme geleceğini belirtmiştiniz. Bunu ne zamandan itibaren sokaklarda görebileceğiz? Ne zamandan okuyabileceğiz? Muhtemelen şimdi milletvekili adaylarının teslim edilmesi sürecini bir tamamlamamız gerekiyor. Sanırım 20 gün içerisinde teslim edilmesi gerekecek. O süreç içerisinde bütün biz seçim programlarımızı, bildirgelerimizi bastırmış oluruz. Dediğim gibi hazırız, yani bütün programlarda hazırız. Her konuda haklar, özgürlükler, yargı, eğitim, sağlık hepsi hazır. Bunların basım süreci var. Yani biz hukuki ve teknik bütün süreci 15-20 güne kadar, yani Yüksek Seçim Kurulu'nda verdiği tarihe göre tamamlamış oluruz. En az 45 gün sokakta olacağız. 45 gün sokakta çalışmak çok iyi bir süredir.
Siz tarihçisiniz de pek alışkın olmayanlar var sokağa bildiğim kadarıyla partide. Bir yol gösterirsiniz artık. Estağfurullah, bütün arkadaşlarımız bizim sokakta olmuştur, olacaktır da. Benim belki de şahsi olarak sizin gibi birçok arkadaş söylüyor. Ben sokağı seviyorum. Evet. Ben değişik insanlarla oturmayı, farklı milletle, farklı dille, farklı dinle, farklı renkle olmayı çok seviyorum. Dinlemeyi çok seviyorum. Konuşmayı da severim. Evet. Cevap vermeyi de, tartışmayı da. Yani benim çok güzel anılarım vardır. Bir apartmana girip, bütün kadınların gelip 7-8 saat oturup kocaları bekleyip ondan sonra hadi bir tavuk alalım, tavuk pilav pişirelim deyip gece 11.30-12'de çıktığım apartmanlar vardır. Evet. Ve müthiş keyifle onun öğrencisiyle de, küçük çocuğuyla da, anasıyla, büyük annelerle, büyük babalarla, dedelerle, babaannelerle oturduğum çok olmuştur. Ben bundan çok keyif alıyorum. Dediğim gibi belki ben tam bir Anadolu kadınıyım. Bütün Anadolu'yu gezdim. Meftuni'yi de bilirim, hamsi pilavını da bilirim, çingen pilavını da bilirim. Evet. Yani o renklilik bana benim ülkemin insanıyla bir bağ kurmuş açıkçası. Ben zaten onlardan biriyim yani. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hani hep deniyor ya halka inin, halka in. Biz zaten halkın hep yanındayız. Ben bu inmek kelimesinden hiç hoşlanmam. Yani biz halkın yanındayız. İç içe olmak çok önemli. O iç içeliği seviyorum. Boş zamanlarımda siyasette ne yapıyordum dediklerinde bir pazar günü bir apartmana girip işte ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısıyım. Bir çayınızı içelim mi diyeyim. Tek başıma girdiğimi biliyorum. Hatta çok da kızanlar da olmuştur. Nasıl giriyorsun bilmediğine ve emin olun hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kapısını çalıp ben geldim bana bir suyunu ver, kahveni ver diyen bir kadına kapısını kapatmıyor. Yani 40 baskın bile olsa aslında yine sokakta çalışma yapacak bir zaman var. Var, onu söyleyeceğim. 45 gün çok iyi bir zamandır. Hani sokağı iyi bilen, ev gezmelerini iyi bilen, esnaf ziyaretlerinden ziyade yani esnaf ziyareti çok rutin bir çalışmadır aslında. Ev ziyaretleri için oldukça iyi bir zamandır. İşte belirli derneklerde, mahallelerde, apartmanlarda yapılması gerekir. Tek tek eve girmek ayrıdır. O evleri bir evde toparlamak ayrıdır. Taksicilerle mesela bir mahallenin taksicileriyle toparlanırsınız. Bunların organize edilme süreci daha uzundur aslında. Biz şimdi o süreci hazırlıyoruz. 45 gün bu süreç hazırlandıktan sonra, ajanda hazırlandıktan sonra oldukça uzun bir süredir. Tek tek evlere gidip, tek tek vatandaşlarımızın elini tutup anlatacağız. Bu normal bir seçim değil, bu senin geleceğinin seçimi. Bu toprakların geleneği olan parlamenter sistemle yönetileceğiz mi, yoksa biz otoriter sistemle mi yönetileceğimizin cevabıdır. Bu seçimin sonucu tek adam mı, yoksa senin seçtiğin vekillerle yönetim mi? Bunu çok iyi sorgulayacağız. Evet. Bir görüntü izlemiştim referandum öncesinde. Siz böyle genelde CHP'nin güçlü olduğu yerleri değil, daha çok tersine güçsüz olduğu yerlerde dolaşıyordunuz. Hatta Kasımpaşa'da yanılmıyorsam Sayın Cumhurbaşkanı'nın köylerine ait bir kahveye girmiştiniz. Doğru. Bayağı bir tartışma çıkmıştı. Hatırladım, hatırladım. Şimdi yeniden çıkacaksınız, yine bu insanlarla karşılaşacaksınız. Ne diyeceksiniz bir cümle, yani ne teklif edeceksiniz? Oyunuzun rengini değiştirin demek için. Hayatlarından memnun olup olmadıklarını soracağım. Adalete, yargıya, demokrasiye inanıp inanmadıklarını soracağım. Mutlu musunuz diyeceğim. Evet. Mutluyuz derlerse de daha mutlu olmak istiyor musunuz diyeceğim. Çünkü bir değişime ihtiyaç olduğunun herkes farkında. Ki bunu tabii seçmen eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı gelen bir seçmense içi öyle demiyor ama dili sert çıkacaktır. Ama ben onun vicdanına dönerek konuşacağım. Sen diyeceğim, senin vicdanına el atarak, senin vicdanına, mahremine el atarak siyaset yapanlarla mı devam etmek istiyorsun? Yoksa sokakta çoluğunun çocuğunun adil bir düzen içerisinde büyümesi, geleceğini bu şekilde inşa etmesi için mi bir seçim olmasını istiyorsun diyeceğim. Adalet çok önemli bir kelime gerçekten. Soracağımız soru bu. Senin gönderdiğin vekil tarafından mı yönetilmek istiyorsun? Senin vicdanınla mı yönetilmek istiyorsun? Yoksa tek bir kişinin dudak arasındaki bir kelimeyle, emirle mi yönetilmek istiyorsun diye soracağım. Peki çok ilginç bir tablo ortaya çıktı. CHP özellikle son kurultaydan itibaren
ön seçime kilitlenmişti. Önümüzdeki işte 2019'da bir seçim olacak, ön seçim yapılacak. Ancak şu anki tablo ön seçime izin vermiyor. Dolayısıyla parti yönetiminin, Sayın Kılıçdaroğlu'nun tercihlerinin ağır basacağı bir tablo ortaya çıkacak. Parti içerisinde buna itirazlar yükselebilir mi? Böyle bir ihtimal var mı? Yoksa herkes bunu olgunlukla karşılayıp partisi, ülkesi için sokağa çıkar mı? Ben parti içinde her zaman ön seçimi savunmuş biriyim. Her zaman. Evet. Yani çok önemli olduğunu düşünüyorum. Partilinin kendini temsil edecek, vatandaşın kendisini mecliste temsil edip sesi olabilecek kişi seçmesi çok önemlidir. Bunu Türkiye'de yapan tek parti de biziz. Fakat 2 ay gerçekten çok kısa bir süre. Bir önceki seçimlerde biz yaklaşık 4 ay önce ön seçim yaptık. Şimdi 2 aylık bir süreye ön seçim sığacak mı, sıkışacak mı bilemiyorum. Yani bunun pozitif etkileriyle negatif etkilerini yan yana koyup parti üst kurulunun değerlendirmesi gerekiyor. Sanırım zaman yetmez gibi görünüyor. Gönlüm ister ki ön seçim olsun. Yine partilerimiz kendi temsilcilerini kendileri seçsin ama buna parti üst kurulu karar verecek. Partiden arayan arkadaşlarımız oluyor ne düşünüyorsunuz diye. Ben her zaman söylüyorum ben ön seçim taraftarı biriyim. Ama yetişir mi? Ön seçimdeki enerji bu sefer normal genel seçimde bizim kamuoyuna yansıtmamız gereken enerjiyi azaltır mı? Bunun çok iyi muhasebesi yapılmalı. Ama bu sefer de hani tamamı merkez yoklamasıyla yani kontenjan atamasıyla yapılınca partilimizi küstürebilir miyiz? Yani bütün bunların çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Evet. Herhalde en hassas durumda olan bu nedenle CHP. Öyle. Çünkü bir gelenek oluşturmaya başladık ön seçimle ilgili. Yoksa AKP'de de MHP'de hiçbir partide böyle bir ön seçim kaygısı yok. Herkes kontenjan atamasıyla yapıyor ama biz ön seçimi başlattığımız için şimdi böyle bir talebin gelmesi de normal. Hani yapılamamasına gerekçe gösterilecek 2 aylık süreçte makul bir cevap. Buna parti kurulu, üst kurulu karar verecek artık. Bu arada tabii CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı da çok merak ediliyor. Bugün için Öztürk Yılmaz Bey ile Didem Engin Hanım Cumhurbaşkanlığı adaylıklarını açıkladılar. Önce bir bunu değerlendirelim. Nasıl? İkisi de arkadaşınızdır muhtemelen. Sürpriz evet, ikisini de çok da severim. Açıklamaları şöyle arkadaşlarımızın. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu aday olmazsa bizler adayız diyorlar. Burası işte bu nokta tam Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında ne kadar demokratik bir parti olduğu, eşitlikçi, özgürlükçü bir parti olduğunu da gösteriyor. Parti içindeki bu eşitlikçi, özgürlükçü yapı emin olun hükümet ettiğimizde bütün vatandaşlara yansıyacaktır. Ne kadar rahat olduğunu gösteriliyor. Sormuşlar da hani Kemal Bey'le görüşürüz mü? Hayır benim şahsi fikirlerim demiş bazı arkadaşlarımız da. Dün akşam İsmail Saymaz söyledi sanırım Sayın Saymaz. Özgür Özel'e de sordum genel başkan olmazsa olacağım diye. İşte Didem Engin'i gördüm. Öztürk Yılmaz'ı gördüm. Birkaç arkadaştan daha duydum. Burada da evet herkes özgürdür, demokrat bir şekilde söyleyebilir. Kimi arkadaşlarımız bunlar arasında kamuoyunda çok tanınan arkadaşlardır. Çok da sevdiğimiz arkadaşlarımızdır. Aday olurken özgür haklarını kullanabilirler ama bugün biraz önce yayına gelirken radyoda dinledim. Bir AK Parti milletvekillerinden biri konuşuyordu sanırım. CHP'de bu milletvekilliğini garanti etme pozisyonuna dönüştü dedi. Hmm. Yani biraz insafsızca bir açıklama ama buna da demek ki dikkat etmek gerekiyor. Tabii. Yani karşıdan iktidar partisinden bu eleştiri bir anda beni de irite etti açıkçası. Rencide oldum. Yani bunu dedi herkes kendi şovunu ve kendi adını duyurmak üzerine kullanacaksa Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada da partisine bir şekilde irade koyması gerekiyor dedi. Ama bizim partimiz özgürlükçü bir partidir. Onların anlayamayacağı belki bir şey bu. Evet. Yani herkesin kendi iradesini ifade etmesi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi kararı ve tasarrufudur bu. Gönül ister ki bir siyasi parti lideri çok rahatlıkla Cumhurbaşkanlığına aday olmalı olacaktır. Benim de gönlümden geçen odur. Mutlaka ki eğer bir parti siyasi parti lideri olarak seçtiyse kamuoyunda da en çok onun karşılığını olacağını düşünerek seçmiştir. Yani bu çok önemli bir şey. Hani biz partimizde liderimizi seviyoruz ama Türkiye sevmiyor gibi bir gerçekle bizi burun buruna getirmemeleri gerekiyor. Bugün yani dinlediğim 2 günlük yorumlar hep bu yönde. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sefer buradan rencide etmeye çalışıp bunun üzerinden muhalefet yapmaya çalışmak da ayrı bir handikap olacak bugün
önümüzdeki birkaç gün öyle görünüyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da çıkaracağımız adayın da kamuoyunun da ve diğer partilerin de bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin hassasiyetlerini gözetleyerek siyaset yapmaları çok daha şık olur diye düşünüyorum açıkçası. CHP her halükarda önümüzdeki dönemin kilit partisi. Diyelim ki Akşener veya Saadet veya HDP'nin adayı Cumhurbaşkanı seçilse bile muhtemelen CHP'nin içinde olacağı bir hükümet yapısı kurulacak. Böyle bir süreçte kötüye giden bir ekonomi söz konusu. Ekonomi yönetimi CHP'ye teslim edilmesi halinde projeler hazır mı? Çünkü herkese şöyle bir kaygı var. Ekonomi çok kötü durumda, işte olası bir değişiklikte bu ekonomi yönetilebilir mi? Buna karşı cevabımız nedir? Bakın ben ekonomistim. Benim asıl mesleğim ekonomidir. Senelerce, 25 sene Türkiye'de birçok finans kurumunun, öz düzenleyici kurumunun en üst yönetiminde oldum. Kendi şirketlerim vardır. İyi bilirim. Finans işini de, ekonomi işini de iyi bilirim. Bizim partide de ekonomi işini, finans işini çok iyi bilen arkadaşlarımız var. Ben birçok kurumda yönetim kurulu üyesi olarak çalışırken AK Parti'nin bakanlarıyla da çalıştım, milletvekilleriyle de ve kurumlarla da çalıştım. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yani kurulan sistem biri gelince diğerinin batıracağı ya da biri geldiğinde diğerinin devamını sağlayamayacağı bir sistem değildir. Bugün dünyada ekonomi entegre olmuş küresel bir sistemdir. Evet. Yani ne bugün alınan haklar geri alınır bir başka parti tarafından. Ne de bakın şunu da söyleyeyim, müthiş mucizeler yaratılmaz, müthiş kötü sonuçlar çıkmaz. Nerede farklılık olur biliyor musunuz? İlk başta söylediğim şey, sağ partiler her zaman büyüme ve istikrar der, sol partiler her zaman istihdam ve gelir dağılımındaki eşitlik der. Ekonominin çarkı aynı gider. Evet. Ama dağılımda biz geldiğimizde daha eşitlikçi bir yapı oluşacaktır. Emin olun tek farkı budur. Bu da zaten otomatik olarak vatandaşın ekonomiyle ilgili sıkıntılarını çözmüş olur. Eğer ben üretime, her zaman söylediğimiz gibi katma değerli üretime yönelirsem, politikamı istihdam üzerine kurarsam, gelir dağılımındaki eşitsizliği kaldırmak üzere kurarsam, zaten vatandaşın birinci önceliği sorunu ekonomi olmaktan çıkacaktır. Yoksa ekonomi büyük bir saat çarkıdır ve siz onun büyük çarkın içindeki dönen halkaları birini durdurup birini çalıştıramazsınız. Yoksa saat durur. O saatin yapısını da allak bullak edemezsiniz. Sadece saatin kurma sürecinde ne kadar ileri geri aldığınıza bakarak, kime ne kadar verip aldığınızı ayarlayarak ekonomiye uyarlayabilirsiniz. Evet. Yani kimden alıp kime vereceksiniz? Bugün ekonomi yandaşa daha çok çalıştığı için. Evet. Bugün ekonomi önceliği vatandaş olmadığı için. Çünkü AK Parti hükümetinin politikalarının öznesi vatandaş değil. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten Halk Partisi adı üzerinde halkı özne olarak alırsanız ekonomi emin olun çok rahat düzelir. Hiçbir kimsenin şüphesi olmasın. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde en az 30 tane ekonomi bakanı olacak arkadaşımız var. Peki CHP yönetiminde uzun zaman yer aldınız. Bugün seçim ilan edilmesiyle beraber her yerde şöyle bir kaygı var muhalif insanlarda. İşte ne yapar ederler, seçimi tekrar kazanırlar ve hepsi de 16 Nisan akşamı o mühürsüz oyların ortaya çıkmasından sonraki süreci eleştiriyorlar. Bir daha tekrar seçime şaibe karışması durumunda CHP ne yapacak? Meral Akşener bu konuyla ilgili kendi açıklamalarını yaptı. Ancak CHP'den henüz bu açıklamayı duymadık. CHP ne yapmalı bu durumda? Yaptık açıklama bununla ilgili. Sürekli yapıyoruz. Seçim güvenliği konusunda hiç kimsenin endişesi olmasın. Bütün sandıklardaki görevlilerimiz hazır. Hala ekstra çağrıda da bulunuyoruz. Yani tamamen sandığın korunması üzerine sistemimiz kurulu ama ekstra daha fazla arkadaşımız, sandık görevlisimiz olsun. Eksik olan bir yerde olursa tamamlamak adına. Çünkü en son seçimde de eksik yerlerde bizim hepsinde üçer beşer adamımız vardı. Üçü beşi aynı anda gelmeyen sandıklardır eksik sandıklarımız. Bakın dört adam yazıyorsunuz, dördü aynı anda gelmiyor. Yani böyle sandıklarımızdan dolayı dediler ya CHP'nin niye eksik sandıklarda görevlileri vardı. Bundan dolayı dördü aynı anda gelmedi. Biz bu sefer o dördü sekiz yapıyoruz. Yani biri de gelir yani. Ekstradan çok fazla şey yaptık seçim güvenliği adına. Bizim buradan ricamız seçim güvenliği konusunu bize bırakın.
oy kullanmaya gidin. Hiç peki, şüphesi olmasın kimsenin. Peki ona da şöyle bir cevap veriyorlar. Ya diyorlar artık iş sandıklarda bitmiyor, YSK'da bitiyor. Yine böyle bir tablo çıktı ortaya. YSK ile ilgili de önlemlerimizi alıyoruz. Hukuki olarak da çalışmalarımız bizim zaten 16 Nisan'dan itibaren bunu hemen başladık yani. 17 Nisan günü yapılan sonuç yani mühürsüz seçim koyduk biz biliyorsunuz bunun adını. Ondan sonra hemen hukuki olarak bu sürecin nasıl bir daha yenilenmemesi üzerine neler yapılacağı konusunda çalışma yaptık. O da zaten tamamlanmıştı. Arkadaşlarımız da yaptı onun açıklamasını güvenin diye. Peki kamuoyunda şöyle talepler var. Muhalefet partileri şimdiden bir irade beyan etsinler. Olası bir şaibe karıştırılması durumunda buna karşı tepki göstereceklerine dair. Böyle bir ihtiyaç var mı şu an için? Yani böyle bir olasılığın olma ihtimalini artık görmüyorum. Yani oldukça teknik olarak da hukuki olarak da bunun altı dolduruldu, engellendi. Fakat böyle bir olasılık olursa ben size şunu söyleyeyim Ali Kemal Bey. Böyle bir konuda siyasi partilerin bir irade göstermesi, şimdiden bir açıklama yapmasına gerek yok. Vatandaş gereğini yapar. Bu sefer diyorsunuz iş vatandaşın bizzat kendisine düşecek. Vatandaş gereğini yapar. Peki nasıl bir seçim? Ben biliyor musunuz ülkeme çok güveniyorum. Çok güzel. Ben çok güveniyorum vatandaşımıza. Hani herkes diyor ki güvenmeyin işte buna oy veriyor, şuna oy veriyor. Öyle değil. Herkesin beklediği bir süreç vardır. Çocuğunuza bile prim verirsiniz belli bir süre için. Evet. Evladım dersiniz ama yeri gelir artık sen kendi kendinesin. Benden bu kadar dediğiniz olur. Evladınıza bile. Gözünüz üzerindedir ama evladınızı bile yeri gelir. Benim mesela kızım istiyor anne şu ödevi de yap, bu ödevi yapıyorum. Bundan sonra dedim yok. Evladınıza bile bir tolerans sınırınız vardır. Bence bu ülke o tolerans sınırını ya geçti ya da dayandı oraya. Bu seçimde görecek. Haziranlar Türkiye'de her zaman özgürlük hareketlerine sahne olmuştur. Gezi olayları gibi. Evet. Keza 7 Haziran çok aslında. Haziran gelmiş. Devrimin ayıdır. Haziran. 25 Haziran'da sizce nasıl bir Türkiye uyanacağız? Yeni bir Türkiye'ye uyanacağız. Bakın son 15 yılın yarattığı deformasyonun, akültürasyon, bakın akültürasyon kelimesini özellikle kullanıyorum. Akültürasyon dejenere olmaktan farklı bir şeydir. Kültür yozlaşmasıdır. Bu kültürsüzlük anlamına gelmez. Evet. Kültür yozlaşmasıdır. Nedir kültür yozlaşması? Ötekileştirmektir. Ön yargılı davranmaktır. Hoşgörüyü kaybetmektir. Türkiye bunlardan sıyrılmış olacak. Ekonomik olarak çok daha vatandaşa yönelik, dediğimiz gibi eşitlikçi ve özgürlükçü bir modelin hazırlanacağı günlere uyanacak. Adaletin tesis edileceği, vatandaşın tekrar adalete güveneceği bir güne günaydın diyeceğiz biz inşallah. Demokrasinin çoğunluğun değil çoğulcu olduğu, hiç kimsenin ben kendimi azınlık hissediyorum demediği bir Türkiye'ye uyanacağız. Bakın bu çok önemli. Evet. Peki siz siyasetçi kimliğiniz dışında aynı zamanda sivil toplumda da önemli projelere imza atan bir kişisiniz. Son olarak madde bağımlılığıyla mücadele konusunda ayrı da önemli bir toplantıya imza atacaksınız bildiğim kadarıyla. Attık. Bugün de devam ediyor. Dün de yaptık. Sokak deneyleri yaptık. İlk kez yaptık bunu. Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir takım politikalarını belirlemekte öncül olduk. Sayın Genel Başkan ve ben, yani Genel Başkanımıza bu konuda çok teşekkür ediyorum. Çok hassas olduğu bir konudur. Birkaç belediyemizde, Avcılar'da, Beylikdüzü'nde rehabilitasyon merkezleri açtık. Keşan'da açılıyor, Aydın'da çalışmaların fizibilitesine başladık. Ama onun dışında biz uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele platformu olarak Türkiye'de bu konuya bir beklentisi olmaksızın altını çiziyorum. Gönüllü esasıyla çalışan tüm dernekleri, vakıfları ve kişileri davet ettik. Eski narkotik elemanları var, eski polislerimiz var, eski kullanıcılar var, dernekler var, psikologlar var bu konuyla ilgilenen. Bunlarla beraber bir platform oluşturduk ve bir program yaptık Türkiye'de. Kuşadası'nda ilk programımızı gerçekleştirdik. Programlarımız birçok şehirde. Bizim sanırım önümüzdeki 3 ay için 12 şehir planlamıştık ama şu anda tabii seçimden dolayı belki bunu erteleyebiliriz. Yani yayabiliriz belki. Şöyle yapıyoruz. Önce sokakta sokak deneyi yapıyoruz. Bir aktif sosyal deney diyoruz biz buna. Aktif. İşte biri uyuşturucu kullanırken düşüp bayılıyor ya da saldırıyor. Aynı anda
ilin, ilçenin belirli noktalarında bu sosyal deneyleri yapıyoruz. Çevrede de polis, bizim arkadaşlarımız oluyor ve videoya çekiyoruz. Vatandaş ne tepki gösteriyor? Ne yapılması gerekiyor? Yani orada bir uyuşturucu bağımlısı krize girdiğinde ya da etrafına saldırdığında vatandaş ne yapacağını bilmiyor. Öncelikle sokakta böyle bir durumda ne yapılması gerektiğini vatandaşımıza göstermek üzere sosyal deneyler başlattık. Kuşadası'ndan çok iyi dönüşümler aldık. Hemen akabinde bundan sonra gittiğimiz illerde sosyal deneyimiz sınıfı geçti yani. Evet. Çok güzel bir sonuç aldık. Duyarsızlık, halen duyarlılık var diyorsun Türkiye'de. Var ama kim ne yapacağını bilmiyor. Akabinde aynı ilçede hemen akşamına veya ertesi gününe psikologlarımızın, bu konudaki hukukçularımızın ve narkotik elemanlarının, güvenlik güçlerinin olduğu bir seminer düzenliyoruz. Ve vatandaşa diyoruz ki oğlun, kendin, akraban, komşun, mahallenin kim kullanıyorsa ya da kullanan biri yok, önleyici olarak yani kullanımı engellemek adına da bu seminerlere gelin. Gelin bir bilgilendirme toplantısı yapalım. Akabinde de o toplantıda diyoruz ki burada hani kimsenin kendini deşifre etmesine gerek yok. Yarın biz şurada uyuşturucu kullananların, bırakmak isteyenlerin ve bu zehirle muhatap olan tüm ailelerin, bireylerin gelmesini istiyoruz. Bir araya gelecek, size özel nasıl bir tedavi uygulanabilir diyoruz. Gelen bağımlıyla veya ailesiyle görüşüp uygun hastane, uygun psikolojik tedavi, ekonomik durumu yerinde olmayanlara sağ olsun çok gönüllü vatandaşımız var, sponsor olanlar var. Çünkü maalesef Türkiye'de bağımlılıkla mücadele konusunda hükümetin bir politikası yok. Amatemleri hepimiz biliyoruz. Evet. Amateme giren 3 madde kullanıyorsa 7 madde kullanarak çıkıyor. Evet. Damardan almayı bilmiyorsa damardan almayı bilerek çıkıyor. Yani Türkiye'de uyuşturucuyla mücadele politikası çökmüştür. Zaten yoktu, çökmüştür. Nereye gönderilmesi gerektiği, nasıl bir tedavi yapılması gerektiği hususunda yönlendirmede bulunuyoruz. Çok pahalı. Türkiye'de hala bağımlılıkla mücadelenin süreci, akut tedavi süreci. Ama akut tedaviden daha önemli olan şey bir de psikolojik tedavidir. O daha da pahalı bir süreç. Bunları, bu psikolojik tedavi kısmını bizim yerel yönetimlerde, kendi belediyelerimizde açtığımız rehabilitasyon merkezlerinde karşılayabiliyoruz. Akut tedavi kısmında vatandaşlarımızdan, durumu iyi olan, gelir seviyesi yüksek olan vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Bu konuda da çok destek var, şaşırtıcı şekilde. Sponsor bulmakta hiç zorlanmıyoruz. Sorun çok büyük demek ki. Şöyle söyleyeyim size, geçenlerde yani Birleşmiş Milletler yine rapor uyguladı, açıkladı. Bir 4 ay, 5 ay önce açıklamıştı, bir de geçen hafta açıkladı. Ölümlerde Avrupa birincisiyiz. Uyuşturucuda. Kullanımda da ilk 3'te deniyor. Yani benim bir yerde okudum, 2. diyor Türkiye için, Afganistan'dan sonra. Bir de bu muhafazakar iktidar döneminde oluyor bu oranlar. Neden oluyor? Size söylediğim sebeplerden dolayı. O huzursuzluk, mutsuzluk, o değişime ihtiyaç, o kendiyle barışıklık halimizin gitmiş olması, komşumuzla barışık halimizin gitmiş olması. Yani diyorum ya, biz hem kendi mahallemizde komşumuzdan soğumuşuz, sevgisizlik, mutsuzluk, güvensizlik, hem de dışarıdaki komşularımız, yani devletler arasında da bir huzursuzluk. Bu yukarıdan aşağı kadar iyice toplumun en ince damarlarına kadar irtibak etmiş durumda. Bu yanlış bir şey. Madde bağımlılığı önemli bir konu ama tabii insanların aklı seçimde. Hazır sizin gibi bir yetkiliyi bulmuşken de yine de sormadan edemiyoruz. Süre dar, proje anlatmak için belki çok detaylı zaman olamayacak. Ama seçim kampanyası başlayacak. Siz seçim kampanyasını kısaca CHP olarak ne üzerine kuracaksınız? Şu anda önümüzdeki hafta parti meclisi toplanacak. Parti meclisinde karar verecek. Ben parti meclisinde olmadığım için şu anda çıkacak kararların ve taslağın ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Ama şu çıkacaktır. Umut dolu, evet. İnsanlara ümit verecek. Bir kere bu AKP'nin son seçimi. Bakın gidiyor. Bu hükümet gidiyor. Buna inandıracağımız, ki biz inanıyoruz, vatandaşın da aynı güvenle inanabileceği bir kampanyanın oluşturulması gerekiyor. Asla ötekileştirmeden, evet. Asla siz biz dedirtmeden, biz Türkiye Cumhuriyeti'ni hep birlikte kurduk. Bizim yönetim sistemimiz parlamenter sistemdir. Biz her zaman komşumuzla ve kendimizle barışık olduk. Bu topraklar insanıyla hep barışık olmuştur. Gelin Türkiye'yi
Anadolu'suyla, Trakya'sıyla, toprağıyla, tekrar insanıyla barıştıralım dememiz gerekiyor. Topluma barış ve değişim vaat edeceksiniz yani. Evet. Peki nasıl bir seçim kampanyası bekliyorsunuz? Bu şekilde bekliyorum. Yani huzur, umut dolu, mitinglerin olacağı ama daha çok ev ziyaretlerinin, mahalle ziyaretlerinin olacağı. Yani birebir temasların, vatandaşla birebir ziyaretlerin, sohbetlerin olacağı bir kampanya bekliyorum ben. İYİ Parti, Saadet veya HDP ile lokal düzeylerde işbirliği olabilir mi? Buna parti yönetimi karar verecek. Ben olabileceğini düşünüyorum. Olabileceğini düşünüyorsunuz. Şimdiden bazı tartışmalar başladı. Özellikle ikinci tura kalırsa işte doğudaki seçmenin Erdoğan'a oy verebileceği veya vermeyeceği yönünde yorumlar yapılıyor. Şu an iktidar gördüğümüz kadarıyla kendini birinci tura şartlandırmış vaziyette. Siz bu işi birinci turdan biter diyorsunuz, ikinci tura kalır mı? Kesinlikle Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı öyle düşünüyor olabilir ama birinci turda alamayacak, ikinci tura kalacak bu iş. Ve ikinci tura kaldığında da zaten Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olma ihtimalini sıfır görüyorum. Peki zor bir soru. Sıfır görüyorum bakın. Peki. Yani çok iddialı ama çok çok zor demiyorum, imkansız. İnsanlarda şöyle bir endişe var. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama diyelim muhalefetin adayı çıktı. Kalkıp biz bu sonucu tanımıyoruz İktidar tarafından böyle bir açıklama yapılma ihtimali var mı? Böyle bir şey hukuken mümkün müdür? Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Yani vatandaşlarımız o konuda rahat olsun. Yani vatandaşımız rahat olsun, biz de rahatız, vatandaşımız da var. Yani burada kısaca herkese şu mesajı verelim. Sandığa gidin, oyunuzu atın. Gerisini bize bırakın. Türkiye'de değişim zamanı geldi. Türkiye'de artık değişim zamanı geldi ve kesinlikle bu AKP'nin kaybetme seçimidir. Gidiyor seçimi bu. Siz oyunuzu kullanın, sandık güvenliği bizde. O bizde. Seyircilerimiz için son bir mesaj alalım. Seyircilerimiz için. Oy kullanın. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına güvenin. Değişim, adalet, demokrasi yakındır. Sayın seyirciler, bugün de sonuna geldik programımızın. Sayın Yasemin Öney'i can kurtarandan seçim sürecine dair önemli değerlendirmeler aldık. Gelecek hafta başka bir konuğumuzla beraber birlikte olacağız.